Evet arkadaşlar, şimdi bugün konumuz limit. Önce limit 1, limit 2, limit 3, limit 4 diye konuyu 4 grupta inceleyeceğiz. Şimdi limitte neden limit alıyoruz? Önce ondan bahsedelim aslında. Bu limit ne demektir? Şimdi bağımsız bir değişkenin bir sayıya yaklaşması ve bir fonksiyonun limiti diye başlık atmışız. Neden bahsediyoruz? Şimdi arkadaşlar mesela basit bir şekilde şurada göstermeye çalışayım size. Şöyle bir grafiğimiz olsun. Ah, çok kötü çizdim. Şimdi ben mesela şöyle çizeyim. Şurada bir boşluğum oluşsun benim. Şöyle gitsin analitik düzlemde. Mesela burası işte eksi bir olsun. Burası da eksi üç olsun. Ben mesela size dersem f eksi 3 ne dersem direkt sıfır diyebiliyorsunuz değil mi? Ya da işte f eksi 2 ne dersem direkt karşılığı var y'de. Ama f eksi 1 mesela, yani bu soru için özellikle tanımsız bir bölgede. Dolayısıyla ben f eksi 1'in karşılık değerini bilemiyorum değil mi? Bulamıyorum. O yüzden sonra düşünüyorum, taşınıyorum. Diyorum ki ben bu eksi 1'e çok 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 küçük bir sayı kadar fazlasıyla, hatta rengi de değiştirelim, şuradan yaklaşsam, şuradan. Mesela şöyle bir çok minnacık bir sağından doğru yaklaşsam, uyduralım değer bir a değerine gitse. Tamam mı? Sonra bu eksi birden yine çok küçük bir uzaklaşıp daha küçük bir değerle baktığımda yine a değerine gidiyorsa sıkıştırma teoreminden ötürü diyorum diyebilirim ki yaklaşık olarak bu eksi bir de muhtemelen a'ya gidiyordur. O çok çok küçük sayı kadar dediğim sayı epsilon diyoruz arkadaşlar. Yani a sayısının birazcık daha a'dan büyük haline, tamam mı? A'nın a'dan birazcık daha büyük haline a'nın epsilon fazlası diyoruz. Ve a'ya sağdan yaklaşmak diyoruz. A'nın epsilon kadar küçük haline de ne diyoruz? A'dan epsilon kadar, yani çok küçük bir sayı kadar küçük hali diyoruz. Ve a'ya soldan yaklaşmak diyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bunu bir okuyalım. Bakın ne diyor? Soldan yaklaşma. A eleman R olsun. A sayısını A sayısından daha küçük değerler ile yaklaşıyorsak x a'ya, üzerinde bakın negatif var. X a'ya soldan yaklaşırı bu şekilde belirtiyoruz. Örneğin x 5'e üzerine eksi yazdığımızda ne demek bu? X 5'e soldan yaklaşıyorum. Yani 5'ten çok küçük sayılarla işte efendim 4.99 9'lar, 4.90, 4.50 gibi bu değerleri kaç aldığına bakarız. Burada 5'e çok yakın fakat 5'ten küçük bir sayının aşağı yukarı kaç aldığına bakarız. Sağdan yaklaşırken de ne yapıyorum? Bu kez de A sayısından daha büyük değerlerle yaklaşıyorum. X A'ya, X gidiyor A'ya, üzerine ne koyuyorum bu sefer de? Artı koyuyorum. Benim X'im 5'e sağdan yaklaşıyorsa o zaman bu ne demek? 5'ten daha büyük sayılar seçiyorum. İşte 5.001, 5.002, 5.1, 5.5 gibi 5'e ne demek? Sağdan yaklaşıyoruz demek. Tamam mı? Şimdi arkadaşım şöyle demiş ki hemen X3'e, ya seçemedim kalemimi. X3'e soldan yaklaşıyorsam ne yapacağım arkadaşlarım? X3'e soldan yaklaşıyorsa 3'ün üzerine ne koyacağım? Bir tane eksi koyacağım değil mi? Sonra x işte efendim eksi 7'ye, x eksi 7'ye sağdan yaklaşıyorsa diyor, sağdan. O zaman artı. Tamam. A'nın, bakın A'nın B'ye sağdan yaklaşması artı budur. Tamam mı? Şimdi x eksi 3'e sağdan yaklaştığına göre x kare artı 7 hangi tam sayıya en yakındır diyor. Yani 3'ten çok çok küçük sayılarla yaklaşacağım. Burada hani biz tabii ki normalde bunu böyle her seferinde böyle yapmayacağız ama burada bir şey göstermek istiyoruz ya size. Şimdi arkadaşlar bakın 3'e epsilon kadar büyük, eksi 3'e pardon, eksi 3'e epsilon kadar büyük sayıyla yaklaşalım. Tamam mı? Neredeyim? Ha, buradayım.
Şimdi tablo yapsaydık daha iyiydi. Normalde burada biz ne yapacağız? Burada kritik bir nokta olmadığı için direkt eksi 3 koyacağız. Eksi 3'ün karesi ne olacak? 9. 9, 7 daha 16 diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi eksi 3'ten biraz daha büyük bir sayı diyor ya. Eksi 2.9 değil mi? İşte siz mesela hesap makinemi alayım hemen. Eksi 2.9, 2.9'un karesini alayım. Hesaplayayım ben size. Hesap makinemi aldım. 2.9 çarpı 2.9, 8.41 artı 7 dediğimde de bakın ne oluyor biliyor musunuz? Hani 2.9 yazdığımda bile 15.41 oluyor, tamam mı? 15.41. Mesela 2.99 yazayım. Eksi 2.99 yazayım. Şimdi o zaman ne olacak? 2.99 çarpı 2.99 artı 7. Bu sefer de ne oldu? 15.99 oldu. Pardon, 15.94 oldu. Anladık mı? Yani yaklaşık olarak bu değeri alıyor. Şimdi bakın şurada daha güzel ifade edeceğiz. Şimdi bir noktada sağdan ve soldan yaklaşımı bir örnekte inceleyelim demiş. Fx fonksiyonumuz doğrusal bir fonksiyon arkadaşlar. Burada 3x artı 5 fonksiyonu için x değişkenin 4 sayısına yaklaşırken aldığı değerleri bu tabloda verelim demiş. Ama ben zaten 3x artı 5'i çizebiliyorum. Değil mi? Bu doğrusal bir fonksiyon ve x yerine 4 yazdığımda zaten 17 yazdı, 17 bulduğumu görüyorum. Doğru mu? Şimdi diyor ki mesela ben 4'e diyor soldan yaklaşayım. İşte 3.8 yazayım, 3.9 yazayım, 3.99 yazayım deminki gibi. Şimdi 3.8 yazdığında 16.4 çıkıyor. 3.9 yazdığında 16.7 çıkıyor. 3.99 16.97 tam 4 yazdığımızda 17 çıkıyor. 4.01 17.03 4.1 17.3 4.2'de 17.6. Yani şimdi ben tam hani bazen diyorum ya bu değeri bulamıyorsam bunun sağdaki ve soldaki değerleri bakın kendinden daha büyük diğeri daha küçük olabiliyor. Aksi de olabilir tabii. O zaman ben çok da yorum yapamam ama bu değerle bu değer birbirlerine eşit çıksaydı o zaman ben derdim ki demek ki buradaki değer de buna eşit. Sağdan ve soldan limitleri eşitse limiti vardır diyeceğiz ya. Aslında oraya yaklaşmaya çalışıyorum. Şimdi sezgisel tanım dediğimiz şey f ab açık aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun. Fx fonksiyonumuz x değişkeni b'ye bu aralıktan yaklaşırken bakın b'ye ne yapıyor? Yaklaşıyoruz değil mi? Yaklaşırken L1, bakın L1 görüntü değerini almadı mı? Şu katı. B'ye yaklaşırken gide gide biz ne yaptık? L1 değerini aldık. Görüntü değerine, ordinat değerine yaklaşıyorsa F fonksiyonunun B noktasındaki soldan limitine ne denir arkadaşlar? L1 denir. Tamam mı? Mesela burada A'nın sağdan limiti diyor. Bakın aynı soru için. Şimdi A'nın sağdan limiti. Yani A'dan birazcık daha büyük değerler. Kime gitti? L2'ye. Ama bakın burada çalışsaydım A'nın soldan limiti nedir hocam? Bilmiyorum arkadaşlar. A'nın soldan limitini bilmiyorum. Ama A'nın sağdan limitini hemen şöyle temizleyeyim. A'nın sağdan limitini yani A'dan azıcık daha büyük değerler için görüyorum ki L2'ye gidiyor. Ya da B'nin soldan limitini görüyorum L1 ama B'nin sağdan limiti hiçbir fikrim yok. Yani bu grafik buradan sonra böyle mi iniyor, böyle mi çıkıyor, böyle doğrusal mı gidiyor hiçbir fikrim yok. Burada neyi bulabilirim? B'nin soldan, A'nın da sağdan limitini bulabilirim bu grafik için. Soldan ve sağdan limit tanımlarında limit bulunurken fonksiyonun, bakın burası önemli arkadaşlar, fonksiyonun bu noktada tanımlı olması gerekmez. Limitte biz o noktada fonksiyonun tanımlı olmasını beklemiyoruz. Tamam mı? Şimdi bir fonksiyonun bir c noktasında sağdan limiti L1, soldan limiti de L2 az önce olabilmişti. Ve bunlar da birbirlerine eşitse ve L gibi bir sayıya eşitse işte bu fonksiyonun C noktasında limiti vardır ve L'dir denir.
Sembolik olarak da bunu limit xc'ye giderken fx eşittir l şeklinde söyleriz. Demek ki bir ifadenin limitinin olabilmesi için sağdan ve soldan limitlerinin birbirine eşit olması lazım. Ama benim fonksiyonumun o noktada tanımlı olma zorunluluğu yok. Şimdi c'nin sağdan limitine bakıyorum. C'nin sağdan limiti dediğim şey c'den birazcık daha büyük sayılar. Dolayısıyla kime gitti? A'ya. C'nin sağdan limiti kime gitti? A sayısına. C'nin soldan limiti c'den birazcık daha küçük sayılarla gidip bu kez eğrime değdiğim an nereye gitmiş oldum? B'ye gitmiş oldum. Limit xc'nin soldan limiti de B olduğuna göre ve A eşit değildir B olduğuna göre ne deriz? Limiti yoktur deriz. Ama bakın C noktasına bakın. Sağdan limitine bakıyorum B'ye gidiyor. Soldan limitine bakıyorum yine B'ye gidiyor. Sağdan ve soldan limitleri birbirine eşit ve B ise o zaman ne derim? Limit xc'ye giderken fx'im B diyebilirim. Sağdan ve soldan limitleri eşitse her kaçsa o bizimki de ona eşittir. Şimdi x eşittir c noktasında sol limiti a ve sağ limiti a olduğundan x eşittir c için limit de nedir? A'dır değil mi arkadaşlar? Zaten örnek 5 ile örnek 6 aynısı mı olmuş? Yani çok benzer olmuş. Ama bakın burada aslında anlatmak istediği şey ne biliyor musunuz? Bakın şimdi benim sağdan limitim evet a. Soldan limitim evet A. Burada tanımlı değilim. Olsun. Böyle bir zorunluluğum yoktu. Dolayısıyla fx'in limiti xc'ye giderken A. Bu tamam. Ama ben sana şöyle sorarsam fc nedir dersem. Bak limitten falan bahsetmeden. Fc ne arkadaşlar? B. B. Aynen. Fc'miz B. Tamam mı? Buna biz ileride ne diyeceğiz? Limiti var ama sürekli değil diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi x eşittir c için fonksiyon görüntüsünün limitle eşit olmaması bu noktada fonksiyonun limiti olmasına engel değildir. Az önce söylediğim şey sağdan limiti, soldan limiti birbirlerine eşit. O zaman oradaki noktadaki limit vardır deriz ve A noktasına söyleriz. Limit değerini ve aynı noktadaki görüntü değeri arasındaki ilişki fonksiyonların sürekliliği başlığında incelenecektir dedik. Yani tanımlı olup olmaması. Şimdi hemen buradan bakın eksi 2'ye soldan yaklaşıyorum. Şimdi bak eksi 2 şurası soldan yaklaşıyorum. Yani daha küçük değerlerle yaklaşıyorum. Kime gittim? 3. Eksi 2'ye sağdan yaklaştığımda bu kez nerede değdim fonksiyona? Burada değdim. Kime gittim? 2. 3'e soldan yaklaşalım diyor. 3'ten daha küçük değerlerle gidersem 4. 3'e sağdan yaklaşalım dediğinde de fonksiyona değmek için aşağı inmeliyim. Cevabım ne olur? Eksi 1. Yanda grafiği verilen fonksiyon için istenen limitleri bulunuz. Eksi 2'ye soldan yaklaş diyor. Eksi 2'ye soldan yaklaştım. Nereye gitti bu? 3'e. Eksi 2'ye sağdan yaklaştım yine 3'e gitti. O zaman limit x eksi 2 vardır ve 3'tür. Peki diyor f eksi 2 nedir? F eksi 2 bakın nerede tanımlıymış. F eksi 2 dediğin adam 8'den başkası değil. Anlaşıldı mı burası? Aradaki farkı anlaşıldı mı arkadaşlarım? Sağdan ve soldan limitleri birbirlerine eşitse limiti vardır deriz. Anlamadığınız, kafanıza takılan bir yer olursa beni anında durdurabilirsiniz. Şimdi bir uyarımız var. Bir fx fonksiyonu AB açık aralığında tanımlanmış olsun. Fx fonksiyonunun x eşittir a noktasındaki sağ limiti fonksiyonun o noktadaki limitidir. A noktasının sol tarafında fonksiyon nedir arkadaşlar? Bakın tanımsızdır. O zaman sol limite bakmaya gerek yok. Bu aynı şey B için konuştuğumda da B'nin de bakın B'de sağ tarafta zaten tanımsız. O zaman B'nin de sağında limit bakmaya gerek olmadığına göre limit x B'ye sağdan yaklaşırken limit bakmaya gerek yok. Oradaki limit nedir? X B'ye soldan yaklaşırken ki limittir. Grafiğe göre istenen limitleri bulunuz demiş.
Sıfıra soldan yaklaşın demiş. Kalemimizi seçelim. Sıfıra soldan yaklaşırsam kime giderim? 1'e. 4'e, bak 4'e soldan yaklaş demiş. Yani 4'ten daha küçük olsun. O zaman buradan inersem kime gidiyorum? Eksi 1'e. Ama bakın 4'e sağdan yaklaş derse, 4'ten daha büyük sayılarla gidersem, kaçtı bu? 1 miydi şu sayı? 1 hocam. Değil mi? 1'di. Limit x 5. Şimdi 5'e baktığımda, bak işte buradan bahsediyoruz. Burada sağdan limit bakacak bir yerim yok. O zaman sadece soldan limitine bakıyorum. Ve nedir? 2'dir. Bu kadar basit. Tamam mı? Tamam hocam. Devam edelim. Şimdi grafiğe göre istenen limitleri bulunuz demiş. Şimdi f eksi 2. Eksi 2 de yine bakın soldan limit bakamıyorum değil mi arkadaşlar? Çünkü eksi 2 zaten sınır değer. Eksi 2'nin hocam f eksi 2 3. O zaman neden eksi 2 demiyoruz? Çünkü ben sana f eksi 2'nin limitini soruyorum. Şimdi eksi 2'ye soldan yaklaşamadığına göre eksi 2 de fonksiyonun tanımsız olduğuna göre ve ben mutlaka grafiğe değmeni istediğime göre f eksi 2'nin sağdan limitine bakarsın ve fonksiyona değdin. Neymiş cevap? 5. 3'ün bak 3 soldan yaklaş 3 daha küçük yer. Seçtim 3'ten küçük yer. Şimdi fonksiyona değmem lazım. O zaman yukarı çıkacağım. Kime eşitmiş? 4'e. 3'ün sağdan yaklaş. O zaman 3'ten daha büyük. Yukarıya doğru gittim. Değdim grafiğime. 2. Limit 3 x 3'e soldan giderken değer 4, sağdan giderken 2. Bunlar birbirine eşit değil. O zaman limit x 3'e giderken fx yoktur. Değil mi? Şimdi teoremlerimiz f polinom fonksiyonu veya x eşittir a noktası f fonksiyonun kritik noktası değilse, kritik nokta üzerinde konuşuruz. Rasyonel fonksiyonlar için mesela kritik noktamız ne bizim? Paydanın köklerinden biri. Yani paydayı sıfır yapan değerlerimiz ne mesela rasyonel fonksiyonlarda? Kritik nokta. Parçalı fonksiyonlarda sınır noktalarımız kritik nokta. Mutlak değerde ve logaritma fonksiyonunda içeriği sıfır yapan değerler kritik noktalar. Başka çift katlı köklerde yine içeriği negatif yapan değerler, yani daha doğrusu sıfır yapan değerler yine ne arkadaşlarım? Kritik noktalar. Tamam mı? Şimdi bakalım limit x 2'ye giderken x küp. Yani x küp için kritik bir nokta var mı? Sağdan soldan bakmama falan gerek var mı? Yok. Direkt x yerine 2 yazabiliyor muyum? Evet. O zaman 2'nin küpünden cevabımız tak diye 8'dir. Okey. Şimdi burada da x karenin bir kritik noktası yok. X'in bir kritik noktası yok. Elen x eksi 3'ün kritik noktası ne? 3. Çünkü elenin içi parantez için olmalıydı. Hatırlayalım. Sıfırdan büyük olmalıydı. Peki benim noktam kritik bir nokta mı? Yani diyor ki bu 4'ten azıcık minnacık küçük sayılar. Yok beni bozmuyor. O zaman direkt x gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16 artı 4 artı elen 1. Elen 1 neydi zaten biliyorsunuz siz onu. 0. O zaman cevabım ne? 20. Şimdi teorem 2, L, M ve C ve K birer reel sayı. Şimdi bakın, limit x a'ya giderken fx'imiz L gibi bir değer alır. Tamam. Limit x a'ya giderken gx fonksiyonumuzda bir M değerine eşit olur. Şimdi bu durumda ben bu iki fonksiyonun normal toplamları ya da farkını alıp sonra limitlerini alırsam yine limitlerini toplamakla ya da çıkarmakla bir şey değişmez. Yani L artı ya da eksi M şeklinde yazabiliriz. Ayrı ayrı limitlerini almakla
alıp toplayıpla toplayıp limitlerini almak arasında bir fark yok. Çarpmada da durum aynı şekilde. Bölmede de payda tanımsız olmadığı müddetçe durum aynı şekilde. Yine limit, bakın limit xa fx l'ye giderken siz tutup da bu fx'i bir k sayısıyla çarparsanız ve onun limitini alırsanız, bu k da sabit bir sayı ya, o zaman ne olur bu, bakın limit k çarpı fx'i kısaca k limit fx diye yazarsınız. Burası da zaten l idi, o zaman ne olur, k çarpı l olur, yani ayırabiliyorum. Limit x'a giderken gofx bileşke fonksiyonda g limit fx yazabilirsiniz. Köklü ifadelerde ne yapabilirim? Yine fx'im l olduğuna göre kök r'nci kuvvetten l yazabilirim. Kuvvetini aldığımda yine keza aynı şekilde. Logaritmasını aldığımda da bakın şimdi. Şimdi normalde limit x a'ya giderken fx'im l'di ya. Ben şimdi fx'in logaritmasını aldım. O zaman bu logaritma dışarıya çıkar. Logaritma limit fx olur. Limit fx de l'ydi. Bu da ne olur o zaman? Logaritma l olur. Bunu rahatça yapabiliyoruz. Yani bu bize imkan veriyor. Tamam mı? Limit x a'ya, normal herhalde soldan ya da sağdan değil. Evet. Limit x a'ya f giderken, limit x a'ya giderken fx eşittir l. Gx de l olsun. Şimdi bakın. Fx, bak fx ve gx şöyle bir aralıkta, tamam mı? Bir tane de hx'im var. Hx'im, f fonksiyonum. Bu fonksiyonun da bunların arasında bir değer alacak. Şimdi bunun değeri l. Bunun değeri l. Sıkıştırma teoremi demiştim ya size. O zaman hx'im ne olacak benim? Mecburen o da ne olur diyor? L olur. Bak bir daha söyleyeyim. Şimdi bakın burada fx küçük eşittir hx küçük eşittir gx'den. Fx l. Gx'in değeri de l. Biri küçük eşittir. Yani tek bir ihtimal var. Hani bu diyor ya küçüktür ya da eşittir. Küçüktür ya da eşittir. Tek bir ihtimal var. Demek ki hepsi birbirlerine eşit. Ve o zaman burası da ne olacak? L olacak. Buna biz sıkıştırma teoremi diyoruz. Şimdi bunlar sizin arkadaşlarım. Tamam mı? Şu kısım sizin. Şimdi trigonometrik limitlerde ne yapıyoruz? Mesela benim y fonksiyonum sinüs x ya da kosinüs x olsun. Bu tüm sayı, tüm reel sayılarda tanımlı bunlar biliyorsunuz. Sinüs ve kosinüs. Dolayısıyla x a'ya giderken sinüs x dediğimiz şeyde direkt x gördüğümüz yere a yazarız. Sinüs a'ya eşit olur. Limit x a'ya giderken kosinüs x de x gördüğüm yere a yazarım. Kosinüs a'ya eşit olur. Y eşittir tanjant x ve y eşittir kotanjant x fonksiyonları tüm reel sayılarda tanımlı değil biliyorsunuz. Tanımlı olduğu her nokta için x yerine a, x yerine a tanjantta da kotanjantta da yazabiliriz. Eğer tanımlı olmadığı aralıklardaysak o zaman da ne yapmalıyız? Sağ ve sol limitlere bakmalıyız arkadaşlar. Mesela şuradan bir tane soru seçmek istiyorum. Mesela şu soru. Şimdi bu pi'ye soldan yaklaş demiş. Pi sayısı zaten 3,14 değil mi? Ondan birazcık küçük sayılarla yaklaş demiş. Yani sonuçta yine efendim pozitif olmalı. Yine pozitif aynen. Yani aynen çıkacak. Kosinüs x bölü kosinüs x'ten cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yazamadım. Çok uzun sürecek. 1 olacak. Okey. Evet. Yine bu kısımda size ödev.